Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 5. sınıflarım. Sevgili öğrencilerim, 5. sınıfların bakanlık tarafından yazıları yayınlanmamıştı. Dün onlar da yayınlandı. Şimdi 5. sınıfın örnek yazılı sorularını, açık uçlu sorularını birlikte çözeceğiz. Aşağıdaki abaküste 9 basamaklı bir doğal sayı gösterilmiş. Buna göre sayı kaçtır diye soruyor. Bakın basamaklar zaten belli. 0, 2, 1, 5, 1, 2. Bakın basamaklara verilen toplara kadar yerleştirdiğimizde bakın ne çıktı? 230 milyon 215 bin 120 aşağıdaki gibi ortaya çıkmış oldu. Şimdi sevgili öğrencilerim bu sayının okunuşunu istemiş. Sayımız ne? 230 milyon 215 bin 120 şeklinde yazarsınız. İkinci örnek sorumuz. Sayısının milyonlar basamağı ile binler basamağındaki rakamların basamak değerlerini yazın diye söylemiş. Bakın birler, onlar, yüzler, binler basamağı. Binler basamağında ne var? 7 var sevgili öğrencilerim. Binler basamağında olduğu için 7 tane bin, 7 bin, 7 bin diye yazarsınız. Evet, binler, on binler, yüz binler, milyonlar. Milyonlar basamağında 3 var. Milyon olduğu için 3 milyon. Bu şekilde basamak değerini sizler yazarsınız. Evet, üçüncü örnek senaryo sorumuz. Bir sınıfta 3 hafta boyunca toplam 58.255 adet ekmek satılmıştır. Birinci hafta 14.500, ikinci hafta 22.355 ekmek satıldığına göre üçüncü haftaya soruyor. Yani toplam verilmiş. İki hafta ayrı ayrı verilirse ikisini toplarız. Toplamdan çıkardığımızda üçüncü haftayı buluruz. Toplamımız 58.255. 14.500 birinci hafta, 22.355 ikinci hafta. Bakın topluyorum. 36.855. 5, 5, 8, 6, 3. 36.855 iki haftanın toplamı. Toplam kaçtı? 58.255'ti. Bundan 36.855 çıkardığımızda sevgili öğrencilerim. Bakın 5'ten 5 0. 5'ten 5 0. 2'den 8 çıkmaz. 12'den 8 çıktı sevgili öğrencilerim. Kaç kaldı? 4 kaldı. Burada 7 kaldı. 7'den 6 çıktı. 1 kaldı. 5'ten 3 çıktı. 2 kaldı. Yani 21.400 3. hafta satılan ekmeğin fiyatıdır, adettir sevgili öğrenciler. Evet, dördüncü örnek sorumuz 175 ile 396'nın çarpılmasını istemiş. Çarpalım bir ile basamak. 6 kere 5 30 elde var 3. 6 kere 7 42 3 daha 45 elde var 4. 6 kere 1 6 4 daha 10. 1050 yaptı. 9'lara geldik. Şimdi bakın buraya nokta koyuyoruz. Kayıyoruz. 9 kere 5 45'in 5'i elde var 4. 9 kere 7 63 4 daha 67'nin 7'si elde var 6. 9 kere 1 9 6 daha 15. 1575. Tekrar bakın ne yapıyoruz? Nokta koyup buraya geldik. 3 kere 5, 15'in 5'i elde var. 1, 3 kere 7, 21, 1 de elde 22, elde var 2. 3 kere 1, 3, 2 de elde 5. Bakın 0, 10'un 0'ı elde var. 1, 7, 5 daha 12, bir de elde 13, elde var. 5, 7, 8, bir de elde 9, 5, 1 de 6, 69.300 yapar. Evet, bölme işlemi verilmiş burada. 15'te 36 olmadığı için abi 3'ünü birden alıyoruz. 151'de 36. Bakın 5 kere olsa fazla geliyor. 4 kere 6 24 elde var 2. 4 kere 3 12. 2 de elde 144. Çıkartıyorum 151'den. 7. 2'yi indirdim. 72 oldu. 72'de 6. 2 kere. 2 kere 6 36. 72 0 0. Yani cevabımız 42 olacak. Şimdi buraya yıldız koyalım. Bu çok biraz karmaşık ve tehlikeli soru. Burada kolay ama öğretmenimiz burayı zor sorabilir. 10, 100 ve 1000'in katları ile çarpma bölümü yaparken sayının sonuna sıfır ekleme ve çıkarma yapıyoruz. Bu kolay. 8 ile çarpmak için 3 kere 2 ile çarpıyoruz. Yani çarpı 2, çarpı 2, çarpı 2. 9 ile çarpmak için de önce 10 ile çarpıyoruz. Bir tanesini çıkarıverince 9 ile çarpmış oluyoruz. 5'e bölmek için de bakın 2 katını alıp 10'a bölünce yani 10'a bölüp 2 ile çarpınca da aynı şey olmuş oluyor. 5'e bölmüş oluyoruz. Şimdi bu stratejilere göre bunu yapın demiş. 32 ile 9'u çarpmak ne demek? Bakın ne demiş? 9 ile çarpmak için ne yapıyorduk? Önce 10 ile çarpıyoruz. Bakın 32. 10 ile çarpıyoruz. 320. Bundan 32'nin bir tanesini çıkartıverince 9'a çarpmış oluyorsunuz. 320'den de 32 çıkartınca 288'i buluyorsunuz. 5'e bölme kuralı bakın burada verilmişti. 2 katını alıp 10'a bölüyoruz. 95'in 2 katını alıyoruz. Bakın ne oldu? 190 yaptı. 190 sonucunda 10'a böldüğümüzde 19 yapmış olduk. Yani ne olmuş oldu? 5'e bölmüş olduk. Devam ediyoruz. Bir proje kapsamında 9.869 fidan bir ildeki okulların her birine en çok 32 fidan olacak şekilde dağıtılacakmış.
Buna göre bu fidanların tamamının dağıtılacağı bu sayısı en az kaç olur diyor. Şimdi 32'er tane en fazla verilecekse 32'ye bölüyoruz. 98'e 32, 3 kere. 3 kere 32, 96. Bakın 2 kaldı. 6'yı indirince, 26'da olmayınca buraya 0 ekledim. Sonra 9'da indirdim. 269'da. 32, 8 kere. 8 kere 2, 16'nın 6'sı elde var. 8 kere 3, 24. Bir de 21. Bakın ne kaldı? 13 kaldı. O 308 tane okul dağıttık. Kalan 13 tanesini bir yere vermemiz lazım. Onun için de bir okula daha veriyoruz. 308 artı 1, 309 tane okula verilmiş olur sevgili öğrenciler. Bu klasik bir soru. Bu şekilde verilmiş üçgenle bulmamızı istiyor. 4 çarpı 4 çarpı 4 ne demek sevgili öğrencilerim? 4 üzeri 3 demek. 4 üzeri üçgen. Bakın. Buna eşitse 4 üzeri üçgen 4 üzeri 3'e eşitse tabanlar eşitse üsler de eşittir. 3 üçgene eşittir. Üçgenimiz 3'tür. Bize ne demiş? Üçgen çarpı üçgen. Yani 3 çarpı 3 9'dur. Sevgili öğrencilerim. Bunu nasıl yazarız? 3 üzeri 2 şeklinde yazarız. Devam. Evet. Aşağıda üzerine doğal sayıların yazılı olduğu kartlar görüyoruz. Bu kartlar yan yana getirerek 9 basamaklı en büyük çift sayı. Şimdi sevgili öğrenciler, çift sayı dediği için bakın 0,35'i buraya 912 koyamazsınız. Bakın birler basamakları pardon 143'e 0,35'i koyamazsınız. Çift olması için 912'yi birler basamağına koyabilirsin. Buraya koyduk. Büyük olması için de 0,35 mi 143 mi büyük olanı başa koyarız. Büyük basamağa. O zaman ne oldu? 143 milyon 35.912. Bize diyor ki milyonlar bölümündeki sayıyı yazınız. Milyonlar bölümündeki sayı kaç? 143. Cevap olarak da 143 yazacaksınız. Devam ediyoruz. Örüntü verilmiş. Örüntüde bakın K, M toplayıp L'yi çıkarın diyor. Örüntü bakın 8'den 13'e aşağıya yazdım. 8'den 13'e 5 eklenmiş. 13'ten 5 eklenmiş. 18'e 5 eklersek K'yı 23 buluruz. 23'e 5 ekledik 28. 28'e 5 ekledik aradaki boşluk 33. 5 ekledik 38 L oldu. 5 ekledik 43 de M oldu. Bize diyor ki K artı M eksi L. K 23, M 43 topladık 66. 38 olan L'yi çıkardığımızda sonuç 28 çıkar. 3 basamaklı kare 15 ve 1875 sayısının her ikisinde en yakın yüzdeye yuvarlayıp topladığımızda 2300 oluyormuş. Evet işlemi bulunuz diyor. 1875'e en yakın yüzdeye yuvarladık bakın. Ne yapar? Yüzde yuvarlamak için kendinden sonraki onlar basamağına bakıyoruz. 5 ve 5'ten büyük olduğu için sonraki yüzük. 800'ün sonraki yüzüğü kaç? 900. Yani 1900 yuvarlanmış hali. Toplam kaçmış? 2300'müş. Bu 2300'den bizim yuvarladığımız 1900'ü çıkardığımızda ne oldu? 400 oldu. Yani kare 15 sayısı da 400'e yuvarlanıyormuş. Bunu 400'e yuvarlamak için sevgili öğrencilerim ne yapabilirsiniz? 4 yap. Bakın buraya 3 koyarsan 315, 300'e yuvarlanır. Buraya 4 koymamız zorundayız yani. 4 koyarız. Bu da ne olur? 415 olur. O zaman sayımız 415. 1875 ile diğer sayımız ikisini de topladığımızda 2290 sayısını elde ederiz. Devam. 3 basamaklı rakamların farklı en büyük doğal sayı ile 3 basamaklı rakamların farklı en küçük doğal sayının çarpımı. Bakın rakamları farklı. 3 basamaklı en büyük sayı 987'dir. 9, 9, 9 niye yazamıyoruz? Rakamları farklı olduğu için. Rakamlar farklı. 3 basamaklı en küçük sayı da 102. Bakın sıfırı başa koyamadığımız için farklı olması için de bu şekilde olacak. Yani 987 ile 102'yi çarpacağız. Bakın yan tarafta 987 ile 102'yi çarptım. 100.674'ü ne yaptım? Buldum sevgili öğrenciler. Evet bunu az önceki fidan sorusunu ne yapmıştık? Çözmüştük. Oradan tekrar bakabilirsiniz. Bunu niye sevgili öğrencilerim ikinciye bakanlık paylaşıyor? Bu tarz sorular birinci yazılıda da ikinci yazılıda da devam edip soracağı için bunu dikkatli öğrenelim demek. Evet sevgili öğrencim burada bir kare üçgen sayısıyla 27'yi çarpmışız bir işlem bulmuşuz. Sembolleri sonuçlarını toplayın bulun diye söylüyor. Bizler nasıl yapıyoruz sevgili öğrencim? Bakın 2 ile bu yukarıdaki sayı çarptığımızda şurayı buluyoruz. Bakın burada da bilinmeyen olduğu için buraya atlıyoruz. Pardon 7 ile çarptığımızda şimdi 2 ile çarparken ne oluyordu? 2 ile buraya çarptığımızda şu 290'ı buluyoruz. 2 ile bakın bu sayı çarpımında 290 oluyorsa 290'ı 2'ye bölersek 145 yani şurasının 145 olduğunu buluruz sevgili öğrenciler. Tekrar ediyorum. 7 ile çarptığımızda şurayı veriyor. 2 ile çarptığımızda alttakini veriyordu. 2 ile bir sayı çarpınca 290 yapıyorsa 290'ı 2'ye böleriz 145. Yani 145 kare 4 olur. Üçgen 5 olur. Bunu bulduk sevgili öğrenciler. Karemiz 4 oldu. Üçgenimiz 5 oldu. Bunları bulduk. Daha sonra sevgili öğrencilerim
Burayı bulduktan sonra bakın 7 ile 145'i çarpınca şurayı buluyoruz değil mi? Yani o zaman ne yapacağız? 7 ile 145'i çarptığımızda bakın kaç çıktı? 1075 çıktı. 1075 de şurası. 1015. 1015 de şurasıysa yıldızı kaç bulduk? Yıldızı da 1 bulmuş olduk. Yerine koyup işlemi topladığımızda da sevgili öğrencilerim bakın 2 ile de 1 topladığımızda burayı da 3 olarak buluyoruz. 5, 1, 3, 4 bulduklarımızı topladığımızda da 14 cevabını bulmuş oluyoruz. Devam ediyorum. Evet. Bakın yukarıdaki sorunun aynısı soruldu. Demek ki bundan 1 ve 2. yazılıda da tekrar tekrar sorulabilir. Bakın aynı soru. Tekrar cevaplarını hazırladım. Yukarıdan da bakabilirsiniz. Evet. Burada benzer bir soru var. Verilenleri küçükten büyüğe doğru sıralayın diye söylemiş. Şimdi küçükten büyüğe sıralarken bakın. Milyonlar bölümünde 98 var. 867 var. 867 var. Bakın bu küçük zaten. En küçük. Bunu hemen yazıyorum. 98 milyon. 769 bin 123. Sonra ikisine bakarken milyonları aynı. Binler basamağına bakıyorum. 109, 59. Hangisi büyük? Bu büyük. O zaman küçüğü buraya yazıyorum. 867 bin milyon 59 bin 115. 867 bin 109 bin 251. 867 milyon 109 bin 251 de en büyüktür. Küçükten büyüğe bu şekilde sıralanır. Toplama işlemi vermiş. Yazdım bakın. Alt alta kolay olsun diye. 7, 3 daha 10 elde var 1. 8, 6 daha 14 bir de elde 15 yine elde var. 9, 5 daha 14 bir de elde 15 yine elde 1 var. 9, 3 daha 12 bir de elde 13. Evet yine elde var. 7, 1 daha 8 bir de elde 9. 93.550. Devam ediyoruz. Zihinden toplama işlemi verilmiş burada bakın. Aynısında siz de bunu toplayın diye bize söylüyor. Nasıl yapmış bakın? 32, 45, 17. Bakın 30, 40, 10. Ne yapmış bakın? Önce onluklarını toplamış değil mi? Sonra birlikte ne ekleyivermiş. Biz de aynısını yapalım. 18, 63, 24. 18, 10, 8, 63, 60'a 3, 27 de 20'ye 4. Onluklarını bakın topluyoruz. 10, 60 ve 20 var. Topluyorum. 90 yaptı. Birliklerini topluyorum. 8, 3, 4, 15 yaptı. İkisini toplayınca 105 yaptı sevgili öğrenciler. Çarpma işlemini yapın diye söylemiş. 6 kere 5, 30. 6 kere 7, 42. 3 değerde 45. Elde var 4. 6 kere 1, 6. 4 değerde 1050. Buraya geliyorum. 9 kere 5, 45. Elde var 4. 9 kere 7, 63. 4 daha 67. Elde var 6. 9 kere 1, 9. 6 daha 15. 1575. Evet. 3, 3 kere 5, 15'in 5'i elde var 1. 3 kere 7, 21. 2 değerde 22. Elde 2 var. 3 kere 1, 3. 2 değerde 5 yaptı. Topladığımda bakın 69.300 sonucunu bul. Bölme işlemi verilmiş. Sevgili öğrencilerim, bunu zaten yapmıştık. 151 bölümde bakın 4 kere 144. 7 kaldı 2 indirdim 72'de 6. 2 de 36 2 defa. Evet kalan 0 sonuç 42 çıkar. Dikkat edelim. 684 sayfalık kitabını her gün 36 sayfa okuyarak bitirecektir. Ahmet'in kitabını kaç günde bitireceğini verilen sayıları en yakın onluğa yuvarlayarak. 684'ü 680'e yuvarlarız değil mi? Bakın birler basamağı 5'ten küçük olduğu için kendi onluğuna. 36 birler basamağı 5'ten büyük olduğu için sonraki onluk olan 40'a. Yani 680'e 40 oldu. Böldüğümüzde ne oldu? 17 bakın. Bu 17 tahmini. Gerçek bölme yapıyorum. 684'ü 36'ya bölümünde 19 çıkıyor. Bu da nedir? Gerçektir. O zaman gerçek 19 tahmini 17'dir sevgili öğrenciler. Evet fidan sorusunu az önce çözmüştüm. Bakın tekrar soruluyorsa buna benzer en az en çok sorular çıkacaktır. Problemler dikkat edelim. Evet 42 bölüm. Bölünen 42. Bölüm 14. Bölen kaçtı? Çok kolay. Biz bölme işlemi yaptığımızda ne yapıyoruz? Burada bir bölünen var. Bölenle bölümü çarpıyoruz. Ne yapıyoruz? Bölüneni buluyoruz. Bölen bilinmiyor. 14 ile çarpmışız. 42'yi bulmuşuz. O zaman 42'yi 14'e böldüğünüzde 3 yani buradaki böleni bulmuş olursunuz. Yani şunu diyor 42 burası bölüm şurası 14'müş şurası mı bize soruyor. Bakın 14 ile kaç çarparsan 42 yapar. O zaman 42'yi 14'e bölersen burayı bulursun sevgili öğrenciler. Evet yine üstü sayılar çok kolay. 7 çarpı 7 çarpı 7 7 üzeri 3. Evet ne yapar? 49 çarpı 7 343. 13 çarpı 13 de 13 üzeri 2. 13 çarpı 13 de 169 yapar sevgili öğrenciler. Evet sevgili öğrencilerim sorularımızı bitirmiş olduk. Evet kolay okul kanalımızı lütfen takip edelim. Like atalım, abone olalım. Aldığımız yazılı sorularını paylaşalım. Yazılıları da kendi yazılarımda yüklemeye başladım. Bütün derslerden 5'leri yükledim. Haftaya en geç ikinci ve üçüncü örnekleri de yüklerim. İnşallah birlikte 100 alırız. Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere.